Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 15. hafta videolarına başlıyoruz. Bu hafta ne yapacağız? Çokgenler haftası bu hafta. Çokgenleri işleyeceğiz. Ben tikimi attım. Siz de videoları izledikten sonra lütfen o tiki atın. Evet çokgenler arkadaşlar ÖSYM önem veriyor. Her sene bir tane mutlaka soru soruyor. O yüzden dikkatli olun burada. Burada kaç videodan oluşacak bu seri? 5 videodan oluşacak. Ama çok da fazla uzun videolar olmayacak. Kısa kısa videolar. Yani çok kısa değil çok uzun değil. Gözünüz korkmasın yani. Tamam mı? Hadi bakalım. Çokgenlerin ilk videosuyla dersimize başlayalım. Çokgenlerin tanımıyla başlayalım. Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan en tane noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçaların oluşturduğu kapalı şekilleri çokgen denir. Burada tabii en büyük eşit 3 demeliyiz arkadaşlar. Ee, en küçük düz en küçük çokgen nedir? Üçgendir arkadaşlar. Sonra dörtgen, beşgen, altıgen, yedigen, sekizgen engen diye gidiyor arkadaşlar böyle. Şimdi arkadaşlar burada ben birkaç tane çizmişim. Dörtgeni, beşgeni, altıgeni çizmişim. Burada bazı formüller var. ÖSYM bu formülleri artık sınavda veriyor. İç açılı ölçüde toplamı şudur falan diye soruda veriyor. Ama ne olur ne olmaz. Biz her ihtimale karşı bunların nereden geldiğini de bilelim. Hani olur ya soruda çıkarsa karşımıza ve formülü vermezse biz kendimize en azından ulaşmasını bilelim arkadaşlar. Bakalım neymiş bunlar. Çok da kolay. Bir dörtgen bir beşgen çizerek Olayı halledeceksiniz arkadaşlar. Genelleyerek yapacaksınız. Bak şimdi diyor ki bir köşesinden çizilen bir çokgenin bir köşesinden çizilen. Mesela şu köşe şu köşe ya da şu köşeden çizilen. Köşegen sayısı n 3'tür demiş. Bakalım dörtgende kaç tane çizebiliyoruz? Bir tane. Başka çizebiliyor muyuz? Köşegen yok. Beşgende iki tane. Altıgende bak kaç tane çiziyoruz? Üç tane. Yedigende dört. Sekizgende beş. Dokuzgende altı diye gider mi? A dörtgende birse kenar sayısının kaç eksi? 3. Beşgende 2 ise bak 3 eksi. Altıgende 3, yedigende 4 diye gidiyor. Yani o zaman engenden olacaktır arkadaşlar. Kenar sayısının hep 3 eksi oluyor. Bak kendin çıkarttım bunu. N eksi 3 oldu arkadaşım. Tamam. Geldik şeye. Bir köşesinden çizilen köşegen ile oluşan üçgen sayısı. E ben bir köşeden çizilen köşegenler çizdik. Oluşan üçgenlere bakalım. Hocam 1, 2. 2 tane oluştu dörtgende. Burada beşgende 3 tane altıgende 4 tane, yedigende 5 tane, sekizgende 6 tane diye gidiyor. O zaman buraya bakacak olursan dörtgende 2, beşgende 3 tane ise kenar sayısının kaç eksiği oldu? Evet. Aynen öyle. 2 eksiği oldu değil mi arkadaşlar? O zaman bak formülü sen kendin buldun. Bunları ezberlemek zorunda değilsin. Hatta iç açılarının ölçüleri toplamı. Bak hiç formüle bakma. Arkadaşım bir dörtgende değil iki tane üçgenden mi oluştu? Evet A üçgenin genç açıları toplamı 180. 2 çarpı 180. dörtgen genç açıları toplamı. 360. Beşgen bak 1, 2, 3 tane üçgenden oluştu. 3 çarpı 180. altıgen e, 4 tane üçgenden oluştu. 4 çarpı 180. A o zaman biz ne diyeceğiz? Üçgen sayısı kadar 180 demeyecek miyiz? Üçgen sayısı neydi? N-2 idi. O yüzden N-2 çarpı 180 formülünü biz kendimiz bu şekilde bulabiliriz. Evet sorularda bununla karşılaşacaksınız. Bir çok iç açılarının ölçüleri toplama n eksi 2 çarpı 180 formülüyle bulunur diye formülü verecekler. Ayrı ya vermezlerse işte bu şekilde kendini de çıkartmayı bil. Tamam. Dış açıların ölçüleri de her zaman her yerde 360 derecedir arkadaşlar. Bir de şunu da söyleyelim. Ee, bunu da şey yapalım. Tüm köşegenlerin sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2'dir. n çarpı n eksi 3 bölü 2. Arkadaşım bak şimdi bir beraber bulalım şimdi. Bir köşeden çizilen köşegen sayısı neydi? n eksi 3'tü. O zaman siz bir köşeden çizilen köşegen sayısı n eksi 3 ise en tane köşe yok muydu? Evet. E o zaman en tane köşeden çizilen köşegen sayısı n çarpı n eksi 3 olması lazım hocam. Bölü 2 nereden geliyor? Bak dikkat. Senin bu köşeden çizdiğin köşegenle bu köşeden çizdiğin köşegen aynı değil mi? Ya da bu köşeden çizdiğin köşegenle bu köşeden çizdiğin köşegen aynı değil mi? Ya da şu köşeden çizdiğin köşegenle bu köşeden çizdiğin köşegen aynı değil mi? Yani buradan çizdiğini buradakine de sayabiliyorsun. Yani bu hep iki defa saymış oluyoruz. O yüzden bölü 2 geliyor arkadaşlar. Ya bununla ilgili direkt formülü verirler de en azından şu, şu, şu nereden çıktığını bilin. Ve her zaman dış açıları toplamında 360 derece olduğunu bilin. Bu olayı böyle bitirin arkadaşlar. Tamam. Yani kendiniz çıkartabilirsiniz. Tamam. Şimdi örneklere bakalım. Örneklere biz bunları biliyormuş gibi yapacağız ama e, karşınıza geldiği zaman kendiniz hemen şey yapacaksınız. Örnek 1'de ben hemen yapayım mesela. İç açılarının ölçüleri toplam 1440. İç açılarının ölçüleri toplamı. Hemen mesela bir dörtgen çizeyim. Bir beşgen çizeyim. Bir dörtgen ve bir beşgen hayat kurtarı kardeşim. Sen e, bir köşeden çizilen köşegen sayısını şöyle köşegenleri çizdiğin zaman e, hocam köşegen sayısını da bulursun, üçgen sayısını da bulursun. Ama burada iç açıların ölçüleri toplamından bahsediyor ya. Hocam iki tane üçgen oluştu dörtgende. Beşgende üç tane üçgen oluştu. E, kenar sayısının 2x'i kadar üçgen oluştu. E üçgen sayısı kadar 180 n eksi 2 çarpı 180 iç açıları ölçüleri toplamına eşit değil midir? Evet 1440'a eşitmiş arkadaşlar bu. E o zaman burada sıfırlar sadeleşsin. 8 mi yapıyor arkadaşlar bu? Evet 18 ile 144 sadeleşince 8 yapıyor. N eksi 2 eşittir 8 yaptığından n'i buradan kaç buluruz? 10 buluruz. Ama bize dur daha soru bitmedi. Bir köşesinden en fazla kaç köşegen çizilebilir? Arkadaşlar dörtgende bir tane. Beşgende iki tane. Kenar sayısının 3 eksiye kadar çizmiyor muyuz? Evet. Yani bizden n 3 soruluyor. 10 eksi 3'ten cevabımız kaç yapar? 7 yapar arkadaşlar. Evet şu şekilde bir dörtgen bir beşgen çizerek tüm formüllere ulaşabilirsiniz gençler. Tamam. Geldik ikinci örneğe. Bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı en çok. Niye en çok diyorum? Çünkü sen bir köşeden mesela atıyorum şöyle bir beşgen. Bir köşeden sadece bir tane çokgen de çizebilirsin. O yüzden en çok diye bahsediliyor arkadaşlar. Beşgende mesela en çok 2 tane çiziyorum. Yani e, altıgende 3 tane çiziyorum. Kenar sayısının 3 eksi değil miydi arkadaşlar? Evet. O zaman bir köşeden çizilen köşegen sayısı en çok 11'miş. Yani n 3 eşittir 11'miş. Değil mi? Çünkü dörtgende bir tane çiziyorum. Yani kenar sayısının 3 eksi 11. O zaman bu 11'e eşitse n buradan kaç geldi? 14 geldi. Kom e, konveks bir çokgenin. Bu arada konveks ve konkav onu söyleyeyim. Konveks dış bükeydir. Konkav iç bükeydir. Ee, i̇ç bükeyle çok uğraşmayacaksınız. Sanırım müfredatta yok. Biz genellikle konveks çokgenlerle uğraşacağız arkadaşlar. Yani bir dörtgen mesela şöyle bir dörtgen ya da beşgen gördüğünüz zaman içe doğru bükeylik var. Bu iç bükeydir. Konkavdır. Ama biz genelde nasıl beşgenle nasıl böyle dış bükey beşgenlerle falan uğraşacağız arkadaşlar. Neyse devam edelim. En çok 11 11 demişti. Tamam. En'i buradan 14 bulduk. Konveks çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç tane dik açıya eşittir? Arkadaşlar n-2 çarpı 180 değil miydi bu? Evet n-2 çarpı 180 yani 14-2. 14-2 nedir? 12 çarpı 180. Kaç tane dik açıdır diyor. Kaç tane 90 derecedir? Hocam bu 90'ı şey yapalım. 2 çarpı 90 değil midir? Evet. E 12 çarpı 2 çarpı 90'dır bu. Bu da 24 çarpı 90'a eşittir. Yani kaç tane dik açıya eşit oldu arkadaşlar? 24 tane dik açıya eşit olmuş oldu arkadaşlar cevabımız. Örnek 2'nin cevabını böylelikle 24 bulduk. Geldik örnek 3'e. çok kenin çizilebilecek tüm köşegenlerinin sayısı arkadaşlar neydi? n çarpı n eksi 3 bölü 2 ydi. Ben direkt formülü yazayım. Siz düşünürsünüz ya da şey de verir zaten. Soru kökünde verir büyük ihtimalle. Tüm köşegenlerin sayısı kenar sayısının 6 katına eşitmiş. 6 tane n e eşitmiş. n'ler sadeleşti mi sadeleşti. n eksi 3 eşittir. 2 ile 6'ın çarpımı 12. N'i buradan kaç bulduk? 15. Bu çokgende bir köşeden çizilen köşegenlerle en fazla kaç üçgen oluşabilir? Kaç üçgen oluşuyordu? dörtgende bir dörtgen çizelim arkadaşlar. Bir dörtgen bir beşgen çizelim unuttuysak hemen. Hocam beşgende iki tane e, pardon dörtgende iki tane beşgende üç tane. 1, 2, 3. Ha kenar sayısının kaç eksi? 2 eksi. O zaman n-2 soruluyor bize. n de nedir arkadaşlar? 15-2'den cevabımız 13 yapar en fazla 13 tane üçgen oluşturulabiliyor. Niye en fazla diyor arkadaşlar? A bir köşeden çizilen köşegenler değil mi? Bir köşeden çizilen köşegenlerle diyor. Ee, o yüzden n-2 formülüyle bulduk. Yani cevabımız 13 çıktı. Geldik örnek 4'e. Konveks bir çokgenin ardışık 3 köşesinden çizilebilen köşegen sayısı 8. Heh. Bak her şey formül bilmeyle bitmiyor arkadaşlar. Mesela ÖSYM'e bu soruyu sorsa. Şöyle sorar. Bir düz bir çokgenin bir köşesinden çizilen köşegen sayısının formülü n 3 diye söyler, formülünü verir. Ondan sonra soru kökünde şöyle devam eder. Buna göre der, konveks bir çokgenin ardışık 3 köşesinden çizilebilen köşegen sayısı 8 olduğuna göre bu çokgenin kenar sayısı kaçtır diye söyler arkadaşlar bize. Arkadaşlar işte bu bir yorumdur. ÖSYM aynen bu soruyu sorabilir. Formülü verir. Bir köşeden çizilen köşegen sayısı n-3 dedi. Tamam n-3 aklımızda. Şuraya da yazıyorum hatta n-3. Ama ardışık 3 köşesinden diyor. Bak bunu yorumlayacağım. Hocam ardışık 3 köşe. Bir çokgen çizeyim ve ardışık 3 köşesini şöyle çizeyim. Şöyle herhangi bir çokgen. Çokgenin hepsini çizmek zorunda da değiliz. Hocam bu köşeden, bu köşeden ve bu köşeden çizilen köşegenlerden bahsedeceğiz. Bak şimdi dikkat. Hocam bu köşeden hop şöyle 1, 2, 3 diye 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 gidiyor mu arkadaşlar? Gidiyor. Sen bir tane köşeden kaç tane çizdin? En eksi 3 tane çizdin mi? Çizdin. Hocam diğer köşeye gelelim. Diğer köşeden de yine aynı şekilde arkadaşlar. Diğer köşeden de hocam 1, 2, 3, 4, 5. Bundan da en eksi 3 tane çizdin mi? Çizdin. Artı en eksi 3. Artı. E hocam diğer köşeden de o zaman en eksi 3 tane çizerim. Bakalım öyle mi gerçekten? Hocam 1, 2, 2, 3, 4 diye gidiyor. Yalnız önceden sen buradaki çizdiğin köşegenle şuradaki çizdiğin köşegen ortak değil mi? Bak şu köşegen ortak oldu arkadaşlar. Yani bir tane köşegeni saymamam lazım. Yani buraya ne yazmam lazım? En eksi 3 tane çiziyorduk. Ama buradaki bir tanesini saymayacağım. Eksi 1 diyeceğim. İşte bu. Kaça eşitmiş? 8'e eşitmiş. İşte tamamıyla yorum sorusu. Soruyu yorumlamadır arkadaşlar bu. Böyle bir soru gerçekten karşınıza çıkabilir. E bu 8'e eşitmiş. 1, 2, 3. 3'en... 3, 6, 9, 10. 3 eşittir. Eksi 10 öbür tarafa gitti. Artı 10. 18 yaptı. En de buradan kaç yaptı arkadaşlar? 6 yaptı. Bu bize de kenar sayısı soruluyor. Cevabımız böylelikle 6 yapar arkadaşlar. Evet yorumladık. İşte siz olsanız ne yaparsınız? Mesela böyle bir soruyla karşılaştırırız. Cevaplar dedi ki dörtgen, beşgen, altıgen, yedigen, sekizgen. Ne yapardınız? Dörtgeni incelerdiniz. Artışık üç köşesinde bütün köşegenleri çizmeye çalışırdınız. Ama işte bu da tehlikeli arkadaşlar. Size Böyle bu yorumla yaptığınız zaman 1 dakikalık geçireceğiniz soru, öbür türlü yaptığınız zaman ne olacak? Bütün şıkları deneyeceksiniz. Hatta cevap bulacaksınız, garanti almak için diğerlerini de deneyeceksiniz. Böyle 5 dakikanızı bile alabilir. Sakın öyle bir şey yapmayın. Yorumlayın. Basit bir şekilde şekli çizin. Zaten sözel sorularda bizim amacımız şu. Soruyu anlayabilmek için soruyu böyle görmemiz lazım. Görme işi değil tabii ki biliyorsunuz da, ee, soruyu çizmeniz lazım arkadaşlar. Bu önemli. Evet güzel bir soru bu arada bak buna bir yıldız atalım. Gerçekten güzel bir soru. Evet geldik örnek 5'e. İç açılarından ikisinin ölçüsü 140 ve 160 derece olan konveks bir çokgenin diğer bütün açılarının ölçüsü 165 derece olduğuna göre. Ben bunu iki farklı şekilde yapacağım arkadaşlar. İç açılarını tabi soru kökünün başında şunu söyler. Ee, ben konu anlatımı olduğu için konuda da anlattığım için yazmadım. Ee, bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı n 2 çarpı 180 formülüyle bulunur diye söyler. Ondan sonra da soru böyle devam eder. İç açılarından ikisinin ölçüsü 140 ve 160 derece olan. Bak 140 ve 160 derece iki tanesi. Sonra birçok kere bütün iç açıları 165. Hocam bu 165, 165 ve 165 diye böyle gidiyor. Ben bunu iki şekilde çözeceğim. Bir birinci yol iç açıları toplamından gideceğim. Arkadaşlar iç açıları ölçüleri toplamı. 140 artı 160 artı 165 artı 165 artı 165 diye gitti. biz hayır. Ben buna bir en kenarlı bir çokgen dediysem eğer hocam iki açısı burada. Buraya da n-2 tane açı kalmadı mı? Kaldı. E n-2 tane 165'in toplamı da 165 çarpı n-2 yapmaz mı? Evet. İşte bu ne eşitmiş arkadaşlar? n-2 çarpı 180'e eşittir. İç açıları ölçüleri toplamı. Burada işlem işlem işlem. Sayılar büyük. E, gıcık bir sonuç çıkar arkadaşlar. Ama ben şimdi ikinci yoldan çözeyim isterseniz. Bunun devamında sonuca ulaşırsınız zaten tamam. İkinci yolda şu şekilde dış açıdan yola çıkacağız arkadaşlar. Bakın 140'ın dış açısı kaç? 40 hocam. Bir dış açısı 40. Diğer dış açısı 160. Yani 160'ın dış açısı 20 hocam. Sonraki diğer açıları kaç? 5'e 15'er derece hocam. 165 ya 15'er derece hocam. 15'er derece olacak. Evet iki açısı 40 ve 20 diğer açıları da 15 15 15 15 diye gidiyor. İşte genelde biz çokgende ya da bir sonraki videoda düzgün çokgen anlatacağız. Düzgün çokgenlerde genelde biz dış açıları tercih ederiz. Çünkü dış açılar toplamı hep sabit. Hep 360. O yüzden dış açılardan gitmek daha mantıklı. Niye ben en eksi 2 çarpı 180'le ile uğraşayım? Soru kökünde iç açıların ölçüleri toplamı en eksi 2 çarpı 180 verse bile benim tercihim dış açı olur kardeşim. Çünkü her zaman dış açılar toplamı 360. E o zaman 40 artı 20 artı 15 artı 15 artı 15 artı 15 diye mi gideceğiz? Hayır. E en kenarlı bir çok kentse 2 tanesini burada kullandım. En eksi 2 tane 15 oldu. E 15 çarpı en eksi 2 dış açıları ölçüleri toplamı eşittir. Bak daha sade bir şekilde daha az bir şekilde çıkar. 15 çarpı en eksi 2 neye eşit oldu? 360'tan 60 çıktı. 300'e eşit oldu. 300 ile 15'i sadeleştirirsek bu kaç yapıyor? 20 yapıyor. N de buradan kaç yaptı arkadaşlar? 22 yaptı. Gerçekten bu da güzel bir soru. Buna da dikkat edin. Tamam. Hoş soru. Örnek 5'i de böylelikle 22 bulduk ve geldik. Örnek 6'ya. Herhangi bir gel Hocam 2 dış açı verilmiş. 3 tane de iç açı verilmiş. Buradaki iç açı soruluyor bize. Ne yapacağız? İç açıları ölçüleri toplamı. Bu kaçgen? Beşgen olduğu için 5 eksi 2 çarpı 180 iç açıları ölçüleri toplamına eşit diyebilirsiniz. Ama sayılar burada büyür. Dış açılardan gitmeniz daha mantıklı. Hocam bunun dış açısı 40. Bu arada dış açı derken hocam 120'nin dış açısı burası değil. 360'a tamamlayan değil. Hangi konu olursa olsun, üçgende olsa, dörtgende olsa, beşgen de olsa dış açısı dış açıya tamamlayan açısı 180'e tamamlayan açısıdır. Bak mesela bunun dış açısı 140 180'e tamamlayana. Bak 60. Hocam bunun da 180'e tamamlayana kaç? 60. Hocam bunun 180'e tamamlayana x diyelim. Bunun da 180'e tamamlayana 90 diyelim. E, dış açılar toplamından gidelim. 60, 40, 60, x ve 90'ın toplamı kaç yapacak arkadaşlar? 360 yapacak. E, 100, 160, e, 100, 160, 90 daha 250. 360'tan 250 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? 110 kalıyor. X'i 110 buldun. Sen X'i 110 bulduysan alfada nedir? 180'e tamamlayanıdır. Yani burası kaç yapar? 70 derece yapar arkadaşlar. Cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 70 çıktı. Ve sanırım evet buraya kadar ilk bölümü bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki de bir sonraki videoda düzgün çokken'den bahsedeceğiz. Çokkenler gerçekten çok kolay ve çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Böylelikle ilk videoyu sonlandırdık. İlk video güzel geçti galiba. Bir şeyler öğrendiniz. İkinci videoda da inşallah çok güzel şeyler öğreneceksiniz. İkinci videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.